Merhaba, gezimize devam ediyoruz. Bugün kuzenim ve eşinin geldiğinin 3. günü ve şu arkadaş bir çikolata bağımlısı olduğu için onu dünya ünlü Lindt Müzesi'ne götürüyorum. Kendisinin söylediğine göre çikolata kokusu buradan geliyormuş ki hakikaten öyle. Trenden indikten sonra 7 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Otobüsle gitmeyi de tercih edebilirsiniz. Ama Zürih Gölü kenarı boyunca yürüdüğümüz için biz yürümeyi tercih ettik. Çok zorlanmayacaksınız bulmak için. Gerçekten kokuyu takip etmeniz yeterli. Trenden indiğinizde 165 numaralı otobüsle de gelebilirsiniz sadece bir durak. Ja da bizim gibi yürüyerek Lindt-Schöprüngli durağında zaten ineceksiniz. Ja da bizim gibi yürüyerek birkaç dakika içinde de gelebilirsiniz. Müze burası. Soldan devam edeceğiz giriş için. Bu arada eğer bahar ve yaz aylarında geliyorsanız ya da tatil günlerinde geliyorsanız kesinlikle internetten online rezervasyon yaparak gelmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü çok kalabalık oluyormuş. Hatta rezervasyonsuz geldiğinizde içerisi eğer doluysa almıyorlarmış. Saatlerce bekleme ihtimaliniz varmış yani. Ama bugün hem hafta içi hem de kış olduğu için epey sakin. O yüzden biz rezervasyon yapmadan geldik. Verdikleri biletleri çıkışta okutarak buradan montlarımızı alacağız. Böyle kocaman bir gardırop bölümü var burada. Herkes montunu, çantasını buraya bırakıyor. Yanımıza içecek almak yasak. Bir sürü çikolata tadımı yapıp bir şeyler içmemek kötü olacak ama bakalım. Gözüme çarpan ilk şey inanılmaz temiz bir yer olduğu. Hijyene çok önem vermişler. Zaten hani ünlü bir firma ama her yer bembeyaz ve tertemiz. Birinci kata geldik şimdi. Turumuz burada başlıyor. Biletlerimizi burada okutuyoruz. Haydi başlıyoruz. Başlangıçta sizi kakao ağaçları karşılıyor. İkinci bölümde ise çikolatanın tarihi var. Kakaonun daha doğrusu. Nasıl kullanıldığına, nasıl keşfedildiğine dair tarihçesini öğreniyorsunuz. Kakao çekirdeğini öğütmek için kullanılan alet. Aletlere dokunduğunuzda bu arada bilgilendirmeler çalışıyor. Üçüncü bölümde ise Avrupa'nın çikolatayla tanışmasını izliyorsunuz. Daha doğrusu özellikle İsviçre'nin. Lindt fabrikasında kullanılan ilk çikolata yapma makinesini görüyorsunuz şu an. Sadece İsviçre'de değil, dünya çapında marka haline gelen iki insanı görüyorsunuz şu an. Rudolf Schöprüngli Amann, Schöprüngli pastanelerinin kurucusu ve mükemmel hale gelmesini sağlayan pastacı ve çikolata konusunda bir profesyonel Rudolf Lindt. Lindt ve Schöprüngli daha sonra güçlerini birleştirip dünyayı avuçlarının içine alıyorlar. Dördüncü bölümde yıllara göre çikolata üretim aşamalarını görüyorsunuz. Nasıl teknolojiye geçiş yapıldığını. ...1980'den günümüze kadar da tamamen makineleşmiş. Aslında bizim buraya gelmemizdeki tek amaç şuradaki ücretsiz çikolata tadım alanları. Bedava çikolata yemekti amacımız. Şu anda istediğimiz yere ulaştık. Müthiş bir çikolata kokusu var. Benim pek aram yok çikolatayla. Buna rağmen ben bile yemek istiyorum. Öyle bir koku. Beyaz çikolata favorim. Haydi bundan başlayalım. Dene bakalım Yusuf. (Gülüyor)
güzel. Şeker oranı çok fazla değil, insanı boğmuyor. Direkt kakaoda doluyorsunuz, çok lezzetli. Şimdi bundan devam edelim. Şöyle siz görün diye aşağıya yapıyorum. Yeah, yeah, it's so great. Sizin için. Bu daha güzel galiba, emin olamadım. Öbürü biter mi? Öbürüne gidelim hep birlikte. Diğeri saf fındıklı gibi sanki. Of, sıcacık, çok güzel. Şu ikisi favorim. Hatta bence şöyle yapabiliriz. Fındıklı. İki pompa bundan alalım. Üstüne beyaz alalım. Pompa bundan aldım. Olay bu bence. Ya biz o çikolata çeşmelerinden kendimizi çok zor ayırdık. Şimdi burada devam edeceğiz tadım yapmaya. Heh, geldi bak. Tamam. Bizim çocuklar buradakileri beğenmedi, acı buldu. O yüzden diğer tarafa geri gittiler. Bence de buradaki çikolatalar daha güzel. Bak buradalar. Karı koca. Ağzımızın tadı düzeltti. Bence de onlar güzel değildi. Ben de bundan yiyeceğim. Buradaki üretim bandında ise fındığın çikolatayla buluşması ve şekil almasını görüyorsunuz. Bu arada İsviçre'de kullanılan fındıkların %85'inin Türkiye'den satın alındığını biliyor musunuz? Bu gurur verici bir durum, ancak fındık konusunda markalaşamamamız tabii ki üzücü bir durum. Paketlenmeye doğru giden çikolataları görüyorsunuz. Ve işte tablet çikolata üretimi. Bence değil. Bunlar gerçek mi değil mi? Onu çözmeye çalışıyoruz. Bunlar gerçek mi? Evet. Ama hani o işlem burada mı yapıyor? Bu o zaman? O da gerçek. Ama işte sadece bu banttan banta dönüyor olabilir. Olmayabilir ya gerçek. Ya da olabilir de. Biz karar veremedik ya, bunlar gerçek mi değil mi? Ve en son aşama tablet çikolata. Yusuf bayağı inceliyor. Biz takıldık buna, gerçek mi değil mi diye. Burada da bir tane oyun var sıkılanlar için. Oyun oynayabiliyorsunuz. Bir diğer bölüm ise Çikolata Kosmos olarak adlandırılan kısım. Burayı çok güzel yapmışlar yalnız. Bayıldım. Arkadaşlar tadımlar bitmiyor. Bakın şurada fotoğraf sırası var. Burada çikolatanın içinde sanki siz Lindt'in paketlenmiş bir çikolatasıymışsınız gibi fotoğraf çektirebilirsiniz. Sonrasında burada Lindt'in klasik çikolatalarının tadına bakabilirsiniz. İstediğiniz kadar tadım yapabiliyorsunuz burada, haberiniz olsun. Şu kırmızı olan zaten klasik çikolatası. Pek çok çikolata var burada. Kein problem. Bundan aldım. Bu beyaz çikolata az önce yediğim. Aa, şu çok güzel. Bu cidden çok lezzetli bir şey. Bir de limonlu güzel bildiğim kadarıyla. Vallahi hepsinden alacağım. Bu arada ay şu kız kaçar tane alıyor hepsinden. Turumuzun devamında işin mutfağına giriyoruz arkadaşlar.
Burada şu anda hala üretim yapılıyor gördüğünüz gibi. Bütün bölümleri gezdikten sonra en son tabii ki alışveriş kısmı. Burada sadece şöyle bir fiyatlara bakıp çıkacağız. Çünkü 300 metre ileride Lindt'in outlet mağazası varmış. Orada çok daha uygun fiyatlı çikolata satılıyormuş. O yüzden buraya şöyle bir bakmak için girdik. Tablet çikolata dediğiniz böyle olur. Bunu böyle bir bütün olarak almak zorunda değilsiniz. İstediğiniz kadar kırdırıp öyle alabilirsiniz. Lindt Müzesi'nden şimdi çıktık. Belirttiğim gibi burada bir outlet yani indirimli çikolata satılan bir mağazası varmış. Muhtemelen önümdeki turist kafilesi de oraya gidiyor gibi bir his var içimde. Bu yoldan sağa dönüp 250 metre devam edeceğiz. Müzeden çıktıktan sonra 3 dakika yürüme mesafesinde yani. Şimdi oraya gidiyoruz bakalım orada fiyatlar nasıl. Köşeden döner dönmez zaten böyle kocaman bir pankart asmışlar, bir reklam asmışlar. Lindt Factory Outlet'i 100 metre ileride diye. İnşallah doğru gelmişizdir. Doğru gelmişiz. Outlet bölümü bu bölümmüş arkadaşlar. Bakalım ne kadar? Ha, %50 indirim. 40 franktan 20 franka inmiş mesela hediye seti şu. Aa %70 indirimde. Babam çok seviyor bunu. Ne kadarmış? 21.80 frank diyor. 21'den %70 düşecek bence. Soralım evet. Aşkım ondan düşmeyecek. Eğer öyleyse fiyatlar nefis. Bir dakika biz bir alışveriş yapalım sonra videoya devam edeceğim. Arkadaşlar şöyle bir çanta var. 2,5 kiloymuş. Ve 35 frank içinde çok ağır şöyle tablet çikolata. Arkadaşlar şimdi kasaya sordu kuzenim. Mesela bu 22.60 frank ya bunun üzerinden %70 düşecek bu. Ya hepsi gördüklerinizin hepsi burada %70 o yüzden bunlardan alıyoruz böyle. Mesela bunun 100 gramı 4.95'miş ama şu anda %50 indirimde 100 gramı yaklaşık 2,5 franga gelecek. Ayrıca bunun yarım kilosu 12.95'miş. Klasik Lindt çikolatası. Yani şöyle bir paketi 12.95. Burası bayağı uygun ya. Babam çok seviyor şu beyaz çikolataya çok sevindim. Onu alıp göndereceğim kuzenimle. Onun tanesi 1 frank göstersene Meltem. Vegan'mış. Tanesi 1 frank. Normalde bu 5 frank falan oluyor Noel zamanı. Şimdi Noel sezonu geçtiği için indirimde. Geri dönüş yolunda bindiğimiz otobüs direkt olarak Zürich Bürkli Platz'ta durdu. Şehir merkezine gelen otobüs varmış yani haberiniz olsun. Aslında hava güzel olsaydı yürüyerek dönmeyi düşünüyorduk ama yağmur başladığı için mecbur araç kullandık. Tam Zürich Gölü'nün önündeyiz şu anda. Yağmur altında sakin sakin dolaşarak opera binasının önüne kadar geldik. Kuzenim ve eşi yürümeye devam ediyorlar. Bu meydandan daha önce bahsetmiştim. Hem baharı karşılamak için Sechseleuten Festivali'nin yapıldığı bir meydan burası. Hem Noel zamanı, Noel pazarlarının kurulduğu büyük meydan burası oluyor arkadaşlar. Kuzenlerimi Grossmünster'e getirdim ve kilise içerisindeki en eski yapı bu görmüş olduğunuz İsa silüeti dedim. Kısaca buradan tarihten bahsettim. Tabii benim eniştem Mardinli olduğu için dedi ki sen bir de bence Güneş Tapınağı'nı gel ve gör dedi. Daha ortada İsa yokken Güneş Tapınağı yapılmış. Çok isterim. Umarım bir gün Mardin'e gidebilirim. Planlarım arasında. Haklı. Bizim topraklarımızdaki tarih dünyanın hiçbir yerinde yok gerçekten ama İşte maalesef şu da bir gerçek. Buranın insanı tarihini korumayı çok iyi biliyor. Bir
videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.